Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Mehmet Şimşek'in çok ilginç mesajlarına geleceğiz ve onun zamanlamasına geleceğiz. Ne anlama geldiğini sizler için deşifre etmeye çalışacağız. Ama önce bir soru. Motorlu taşıtlar vergisini yatırdınız mı? Şimdi hükümet bize bunu sorup duruyor. Motorlu taşıtlar vergisini hani yatırdık hepimiz. Yatırmamız gereken zamanda yatırdık. Şimdi ikincisini yatırdınız mı diye soruyor hükümet. Uzatılmış zaman da doldu ama öyle anlaşılıyor ki vatandaşların çoğu yatırmamış. Yatırmayı da reddediyor. Gazeteci arkadaşımız Fatih Portakal ben yatırmıyorum siz de yatırmayın dediği için çok tepki aldı ama emin olun yolda çevirip soran var. Ekonomik krize biz yol açmadık ki niye hükümet bizden ikinci defa vergi alıyor diye. Yani bu gerçekten hazmetmesi çok zor bir durum. Haksız bir vergi bana kalırsa da. Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri çıktı Anayasa Mahkemesi'ne. Ey Anayasa Mahkemesi dediler. Bir an önce iptal kararı ver. Daha ne bekliyorsun? Haksız vergi. Motorlu taşıtlar vergisi bahsini burada bırakıyoruz. Mehmet Şimşek size söz verdiğim konuya dönüyorum. Mehmet Şimşek bugün bir mesaj yayınladı. Dedi ki Dünya Bankası'nı takdir ediyoruz. Çok takdir ediyoruz. Neden? Dünya Bankası çünkü bir şey yayınladı. Açıklama yayınladı. Bu açıklamaya göre Türkiye'ye zaten verilmekte olan 17 milyar dolar proje kredisi üzerine bir 18 milyar daha koydular. 35 milyar dolar çok önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Yani mevcut şeyler artıyor. Bu IMF kredileriyle karışmasın bunlar. Tam aynı şey değil. Dünya Bankası projeye veriyor krediyi. Yani hani ben veriyorum parayı nasıl harcarsan harca değil. Projeyi veriyorsunuz işte tarım projesi mi ne bileyim. Ama Dünya Bankası'nın bu defaki şeyi daha çok deprem. Deprem bölgesine yardımlar. Deprem bölgesinin yeniden hani inşa edilmesi yardımları diye. Bu önemli. Mehmet Şimşek de buna bir mesaj yayınladı. Yalnız enteresan bir durum var. Mesajı İngilizce yayınladı. Bu ilk defa olmuyor. Şimdi diğer örneklerini de vereceğim. Hani Türkçe'ye çevriliyor. Evet internet siteleri önce aldı. Daha sonra gazeteler falan da alıyorlar. Dünya Bankası'na takdir ediyoruz diye çevriliyor. İngilizcenin ilginç bir fiili var. Appreciate. Appreciate hem teşekkür hem takdir anlamına geliyor. Mehmet Şimşek de appreciate sözünü kullanmış. Ne diyor peki? Hani İngilizce bilmeyenler, Mehmet Şimşek'in Twitter hesabının İngilizcesini takip etmeyenler için. Bir de ben söyleyeyim. Diyor ki, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Ha, demek ki İngilizce mesajı orta vadeli programın 6 Eylül'de açıklandı. Dünya Bankası tarafından onaylandığını bize müjdeliyor. Onun haberini veriyor. Bir başka onayıdır diyor. Banka önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. İşte buradaki o appreciate fiili burada takdir ediyoruz. Takdirle teşekkür. Teşekkür de edebilirsiniz. Yani bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Mesajın Türkçesini ne zaman yayınlayacak diye ben merak ediyorum Sayın Şimşek'in. Devam ediyoruz aynı mesaja. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık 3 yıllık yatırım planına ek. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır. Özür dilerim. Artırmaktadır. Şimdi 51 milyar dolarlık anlaşma tabii biz bunu bir şey olarak görüyoruz. Projeksiyon olarak henüz ortada bir şey yok ama gelecek diye Sayın Bakan söylediğine göre mutlaka gelecektir. Devam ediyoruz. Orta vadeli ekonomik programımız parantez içinde iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar yoluyla parantez kapanıyor. Makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor diyor. Ya çok güzel, güzel mesajlar. Peki bunu neden İngilizce yayınlıyor ve şimdi geliyoruz. Hani ince bir noktaya ne zaman yayınlıyor? Bu mesajın yayınlandığı bir saat olmadı daha. Bir saat olmadı. Oysa Mehmet Şimşek
Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Hindistan yolundaydı. Niye Hindistan yolundaydı? G20 zirvesi var. G20 zirvesi 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanıyor. İşte Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, MİT Başkanı filan yetkililer Cumhurbaşkanı ile birlikte Hindistan'dalar. Öyle anlaşılıyor ki bu mesajı Şimşek, yani Cumhurbaşkanı'nın uçağı Hindistan'a, Yeni Delhi'ye indi, o sıralarda yayınladı. Çünkü ona denk geliyor. Belki de uçakta konuştular o çerçevede. Çünkü Mehmet Şimşek orada önemli görüşmeler yapacak muhataplarıyla. Ve dış kaynak arayışı orada da devam edecek. Orada hani dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi, en büyük, özür dilerim, en büyük 20 ekonomisi G20 ülkeleri, Türkiye'de onun üyesi. Şimdi Mehmet Şimşek bazı mesajlarını İngilizce yayınlamayı tercih ediyor. Türkçe yayınlamayı tercih etmiyor. Bu şeffaflık sorunu getirmiyor. Çünkü Twitter hesabında hepsi var. Ama bazıları hem Türkçe hem İngilizce var. Bazıları sadece Türkçe var. Tabii ki Türkiye'nin bakanı. Ama bazıları sadece İngilizce var. Örnek. Şimdi örnek verelim. 29 Temmuz'daki mesajı var Sayın Şimşek'in. Bu mesajda İngilizce verilmiş, Türkçe tekrarlanmamış. Okuyorum. Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yılda artması beklenen Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırım girişlerine ek olarak öz sermaye ve borç anlaşmalarında da artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemi vurgulamak isterim. Öncelikle Yapı Kredi Bankası hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara, 29 Temmuz haftası, yatırımcılara başarılı bir şekilde arz edilmesi, 250 milyon dolar son 3 yılın en büyük hisse senedi arzı, 5 katın üzerinde talep, 40'a yakın Amerikalı ve Avrupalı yatırımcı, çoğunlukla da yalnızca uzun vadeli ve bazıları hedge fonları daha riskli fonlar oluyor. İkincisi, bu hafta MNG Kargo'nun DHL tarafından, bu Amerika merkezli uluslararası taşımacılık, satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile Total Energies, bu da Fransız şirketidir, arasındaki ortaklık. Tüm bu işlemler Türkiye'ye olan güveni sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabamızı gösteriyor. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar politikalarımızı destekleyecek, liranın istikrar kazanmasına yardımcı olacak ve yakın zamanda başlatılan mali ve parasal sıkıştırmaların büyüme üzerindeki etkisinin hafif olmasını sağlayacaktır, demiş Şimşek bu mesajında. 10 Ağustos'taki mesajına geliyoruz. Kurallara dayalı piyasa dostu politikaları sürdürmeye kararlıyız. Eylül başında açıklanması planlanan orta vadeli ekonomik programda mali sağlığın iyileştirilmesi, dış dengenin iyileştirilmesi ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesine yönelik yapısal reformlar ve politikalar yer alacak. Kurallara dayalı politika yapımı, makrofinansal istikrarın korunması, şoklara dayanıklılığın artırılması ve sürdürülebilir güçlü büyümenin teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak çalışmalarımızın Türkiye kredi notuna olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Şimdi mesela burada, bu mesajda sadece İngilizce verilecek, Türkçe verilmeyecek, ne var? Bence hiçbir şey yok. Neden özellikle İngilizce verilerek yabancı yatırımcıya şimdi hitap et, yani neden özellikle İngilizce verilerek yabancı yatırımcıya hitap edilmesi sağlanıyor? Yabancı yatırımcıya hitap etmek, oradan dış kaynak bulmak için çabalamak zaten Şimşek'in görevi. Neden İngilizce yazıyorsun diyen yok. Neden bazı mesajları Türkçe'de de paylaşmıyorsun? Çünkü biz onu alıyoruz zaten, işte Türkçe'ye çeviriyoruz, sizlerle paylaşıyoruz, değil mi? Gazeteler, internet siteleri yazıyor. Bir şekilde okura da ulaşıyor. Fakat buradaki bir bakış farkı var sanki. Bir bakış açısı var. Yani bazı mesajlar, yani Türk kamuoyu bilse de olur, bilmese de olur. Yeter ki şey olsun diye. Tam ben adrese teslim edeyim, ben edeyim, başkası etmesin, arada parazit olmasın diye. Bu da anlaşılabilir bir şey. Ama bu da ilginç bir şey arkadaşlar. Yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın bazı mesajlarını sadece, mesela şu Dünya Bankası'nı takdir ediyoruz mesajı. Efendime söyleyeyim, Dünya Bankası'ndan onay almamıza memnun olduk mesajı. Ya bunun Türkçe'de yayınlanmasında bir sakınca yok ki. Yani
Tamam, hani bir uçtan bir uca savruluyoruz adeta. Yani bir ara hiç Batı dünyası her şeyiyle kötüydü. Mesela şimdi vurguladığı kurallara dayalı politika deyince hemen burun kıvrılıyordu. Aa, o şey, bunlar ortodoks politika peşinde, biz işte anortodoks politika peşindeyiz filan. Bunlar ortodoks, ya kurallara bağlı diye ısrarla vurguluyor işte Mehmet Şimşek. Doğrusu da o. Bakın, doğrusu da o. Ha, şimdi mantık şu. Ya kuralları biz koymadık ki biz uyalım. Olur. Futbol kurallarını da siz koymadınız. Efendime söyleyeyim, voleybol kurallarını da, boks kurallarını da siz koymadınız. Değil mi? Yani şimdi bunlar şey, biraz mantık çarpıtması ya da çarpıtmaya çalışma gibi oluyor. Buradaki tabii haber, Dünya Bankası'nın mevcut 17 milyar dolarlık yatırım proje kredilerinin bir o kadar, hatta iki katından fazlası kadar, 18 milyar dolar daha ekleyerek çıkarması. Bu siyaseten ne anlama geliyor? Ha, şimdi şunu söyleyenler var. Efendim, baştan zaten her şey planlanmış, Erdoğan kazansın diye. Böyle bir şeyi söylemek çok zor. Çok zor. Ama artık seçim yapılmış. Seçimde muhalefet başarısız olmuş, Erdoğan da başarılı olmuş. Şimdi muhalefetin zaten başarısızlığı hala içeride büyük çalkantılara yol açıyor. İşte gün aşırı söylüyoruz size. Neredeyse biz artık söylemekten bıktık ama ne yapalım, haberciyiz. Bunları da size aktarıyoruz, aktarmak durumundayız. Ama şeyde hani Erdoğan kazandı neticede. 5 yılda işte orta vadeli planın girişinde söyledi, sunumunun girişinde. Belirsizlik kalktı, ben yönetiyorum 5 yıl dedi. Demeye hakkı var mı? Var. Seçim kazandığı için var. Dolayısıyla şimdi dışarıdan bakıldığında da Türkiye, hani Erdoğan sevmedikleri biri başta diye şey yapılacak, ihmal edilecek bir ülke değil. Bir şekilde çalışmanın yollarına bakıyorlar. Ve hani Rusya-Amerika dengeleri, bakalım Yeni Delhi'de ne olacak? O Yeni Delhi'de, G20'de olanları bitenleri sizle ayrıca konuşmak isterim. Ayrıca konuşmak isterim çünkü G20 hakikaten zor bir dönemeçte. İşte Rusya bu yaptırımlar, Ukrayna yaptırımları oldukça ben imza falan atmam artık hiçbir şeye diyor. Yani böyle bir kritik durumdayız. Erdoğan'ın oradaki temaslarında daha çok ikili odak var, yani ikili temaslar önem taşıyacak. Orada yine standart soru var, efendim Amerikan başkanı ile görüşecek mi, görüşmeyecek mi diye. Hani en son NATO zirvesinde görüştüler bile demeyeceğim artık. Havanda su dövmüşlerdi. Bakalım bu defa havanda su dövmeyecekler de görüşürlerse eğer, özellikle F-16 satışında ciddi bir şey çıkacak mı? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.